Depremle başlıyoruz. Zira deprem kabusu kendini yeniden hatırlattı. Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde 2 sarsıntı meydana geldi. İstanbul'un da aralarında olduğu çevre illerde binlerce kişi panikle sokağa dökülürken bir adamın rahatlığı tarihe geçti. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Kimi canlı yayında tamamlanacak o aman çok ciddi deprem oldu şu anda. Hiçbir deprem oldu abi. Hala oluyor. Yok, tamam. Nasıl? Sağlam deprem oldu. Hala da devam ediyor arkadaşlar. Kimi basın toplantısında burada hizmet eden bir adam var. Karanlık deprem. Kimi de dersin tam ortasında yakalandı. Deprem kabusu bu sabah 10.42'de kendini yeniden hatırlattı. Marmara 3 dakika arayla 2 kez sallandı. Bayağı sallandı. Korktuk yani. Büyük bir depremdi bence. 5.1 büyüklüğündeki ilk sarsıntının merkez üssü Bursa'daki Gemlik Körfezi açıklarıydı. Hissettiniz mi depremi? Evet maalesef. Öğrencilerimi bulmam gerekiyor şu an. Direkt bir telaş oldu zaten. Herkes dışarı çıktı. Hiç beklemiyorduk. İki arkadaş depreme iş yerinde sohbet ederken yakalanmıştı. Biri çayını da alıp kaçarken diğeri istifini bile bozmadı. Oha deprem. Evet deprem. Korkma. Çayımızı alıp buradan hızlıca kaçtık yani. Bir anda topukladık burada. Panikleyen diş hekimi hastasını bırakmadı, elinden tutup koşmaya başladı. Güvenlik kameraları can havliyle kaçanları böyle kayda aldı. Çok büyük bir panik yaşadık. Bir anda fena sallandı. İlk şok atlatılamadan 3 dakika sonra 10.45'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Bu kez büyüklüğü 4.5'tu. En fazla etkilediği yerlerden biri de İstanbul'du. Biz de doğal olarak dışarı çıktık, tedbirimizi aldık. Korktunuz mu? Yani biraz korku var. Android telefonlar afetten hemen önce kullanıcılarını uyardı. Deprem uyarıları sistemi üzerinden kullanıcılara gönderilen o mesajda hafif sarsıntı bekleniyor yaklaşık 61 kilometre uzaklıkta ve ilk tahminlere göre 5 büyüklüğünde uyarıları yapıldı. Peki o uyarı sistemi nasıl çalışıyor? Bunun için öncelikle telefonunuzun ayarlar kısmından konuma girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında konum hizmetlerinden deprem uyarılarını aktif hale getirdiğiniz anda bundan sonraki süreçte uyarı alabiliyorsunuz. Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve pek çok ilde hissedilen çifte deprem neyse ki sadece maddi hasarla atlatıldı.